Bahçenin bu sene birçok sorunla uğraşırken şampiyon olmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir Galatasaraylı olarak e, hak ettikleri şampiyonluğu aldıklarını düşünüyorum. E, gerçekten başarılı bir sezon geçirdiler. Gerek futbolcu olsun, e, gerek yönetim olsun, gerek taraftar olarak olsun. Bir Beşiktaşlı olarak kutluyorum onları. Herkese bir ders olması gerekiyor yani bütün takımlara. Futbol iyi oynadık, bu sene iyiydik. Takım ruhunu oluşturdular. Bütün taraftarıyla büyük bir başarıdan dolayı gelmiştir bu. Yılmadılar, iyi çalıştılar. Takım kaptanları Volkan olsun, Emre olsun takımı ellerine iyi tuttular yani. Toparladılar. İyi performans sergilediler. Bunun karşılığını da aldılar. Bence Fenerbahçe bu sene e, olmadık üstü bir başarı sergiledi. Her alanda e, Fenerbahçe bu sene kendini gösterdi. Emre Belezoğlu'nun saha içindeki davranışları nasıl buluyorsunuz? Yani biraz sinirli futbolcu ama normalde oyun olarak çok sevdiğim bir futbolcu. İyi bir futbolcu gerçekten yetenekli bir futbolcu ama sinirlerine biraz daha hakim olması gerekiyor. Yani futboluyla ön planda görmek istiyoruz biz Emre Belezoğlu'nu. Sağ içinde çok hırslı, hırslı bir futbolcudur. Bu güzeldir tabii. Başarılı bir sezon geçirdiğini düşünüyorum. Hiç tahsis etmiyorum. Emre'nin en azından Fenerbahçe 2-3 kere 10 kişi bıraktığına ben şahidim. Bu kadar sinirsel hali Fenerbahçe zarar veriyor. Emre biraz agresif bir oyuncu ama bu agresifliği ona başarı getiriyor sağ içinde rakip futbolcuların özellikle Emre Berezoğlu'nu tahrik ettiğini düşünüyor musunuz? Yok hayır. Yani Emre'nin e, huyunu bildikleri için en azından bazı futbolcular bundan yararlanmak için özellikle yapıyor diye düşünüyorum. Sert müdahaleler oluyor tabii ki de ama Emre'nin biraz daha sakin olması gerekiyor. Bütün genel futbolculara yapılıyor sadece Emre'ye özel bir durum değil yani. Biraz daha ılıman olması lazım bu konuda. E, çünkü tahriklere çabuk kapılıyor. Tahrik var tahriklere kapılması lazım takıma zarar vermesi açısından. Emre Belözoğlu taklit ettiği futbolculardan biri. İyi bir futbolcu. Yurt, yani bizi yurt dışında da temsil etti. İstikrarlı futbolcu sonuçta. Bir kulüpte kaldığı zaman uzun seneler hizmet ediyor o kulübüne. Inter yılları geliyor aklıma. Gerçekten güzel performans sergiliyordu. O zaman televizyondan da takip ediyorduk kendisini. Daha sonra Newcastle'a gitti. Ee, orada da yani Türk Türk bayrağını taşıyordu. Ben Fenerbahçe'de futbolu bırakacağını düşünüyorum. Bilmiyorum kendisinde düşüncesi bu yönde mi. Birkaç sene daha futbol oynamasını isterim yani. Jubilesini bu sıra yapması lazım. 3-4 sene daha oynar bence. Fenerbahçe'de bir yıl daha oynayabilir diye düşünüyorum. Bunu konuşalım. Hoş geldiniz. Yine bir çarşamba gecesi canlı yayında karşınızdayız. Sevgili izleyiciler, şampiyon Fenerbahçe. Fenerbahçe çok zorlu bir sürecin ardından şampiyon. Hem camia olarak hem başta başkan yöneticiler çok sıkıntılı bir sürecin ardından hakikaten anlının teriyle şampiyon. Bir Beşiktaşlı olarak ben bunu yazdım, söylüyorum ve gerçekten gururla tebrik ediyorum. Ve o başarının mimar öne en önemli mimarlarından bir tanesi Fenerbahçe'nin kaptanı Emre Belezoğlu bugün canlı yayında konuğumuz. Emre hoş geldin. Hoş bulduk abi. Nasılsın? İyiyim teşekkür ederim. Sen, de sen Biz dışarıdan çok zor bir süreç gördük. Yani okuyucu olarak hani gazeteci olarak e, futbol sever olarak e, futbol çok zor bir sezon geçirdi. İki senedir çok zor bir sezon geçiriyor. Ve o zor sezonu en zor geçirenlerden geçiren takım da hiç şüphesiz Fenerbahçe. Ama Fenerbahçe bu zorluklara rağmen şampiyon oldu. Şimdi biz işin bildiğimiz tarafları var. İşte yönetim ayağı var, işte gündeme yansıyan şeyler var. Ama futbolcu tarafını bilmiyoruz. Bu başarının arkasında futbolcular adına neler yaşandınız? Mesela nasıl bir sezon? Bize biraz kaptanın ağzından sezon anlatsana. Vallahi biz Fenerbahçe dışında çok zorlu bir sezon yaşandığına inanmıyoruz. Veya geçmişte özellikle bu 3 Temmuz'dan beri gelen süreçle alakalı. Fenerbahçe'nin merkezinde olduğu bir süreç yaşandı Türkiye'de Türk futbolunda. O yüzden özellikle camia olarak kenetlenmemiz, bütün camianın bizlerin başkanımızın arkasında durması bizler adına çok olumluydı, çok güzeldi. Çünkü kendinizi yalnız hissettiğiniz çok zamanlar oluyordur hayatta. Özellikle o süreçte futbolcu olarak biz bunu çok hissettik. Bir de sonuçta başkanımız da hapisteydi ilk dönemde. Ve başkan içeriden çok iyi yönetti süreci değil mi? Yani cezaevinde olmasına rağmen sanki kulüpteymiş tabii ki, tabii, gibi. Tabii. Ee, yani hem futbolculara mesajlar gönderdi, taraftarı ben geçen gün yazdım, müthiş bir şekilde kenetledi bence. Tabii ki yani bu ailenin geçmişte de söyledik, bu ailenin babası abisi Aziz Yıldırım yani bu başarılarda ve başarılarda en büyük pay, en büyük e, sorumluluk onda. E, o yüzden e, özellikle bu seneyle alakalı söylememiz gerekirse, yine bu e, başarının en büyük mimarlarından bir tanesi Sayın Başkanımızdı. Yani ne olursa olsun bir futbolcu gözüyle bakarsak bu sürece, e, hiç inanmadığımız, aslında sahanın içinde hiçbir şeyin yaşanmadığı ve bununla beraber olarak da e, kulübümüzün e, hiç hak etmediği süreçleri yaşadığı e, acı anlarda ama Böyle bir şampiyonlukla bunu taşlandırmak. Çünkü bunu biz bir 3 senene yayılmış bir gerçek olarak görüyoruz. Yani bu senenin şampiyonluğu olarak görmüyoruz. Süper Kupa'da da finalde Galatasaray'ı kaybetmiştik. Sadece bir geçen sene bir bir puan fark olmuştu. Aslında hep zirveyi kovalamıştı. Ne kadar e, süreçler zorlu olursa olsun bizim takımımızdan hep zirveyi kovalamıştık. Ama bu sene bu işi taşlandırdık. Biraz da farklı olunca çok mutluyuz. Başka mutluyuz ki... yani her şeyden başka... mutluyuz. Bunlar başka... böyle <laughs> sıkıntılı gibi konuştuk ama çok mutluyuz şu an. Başkanın kendisinden de biliyorum. Ben başkanın tabii bütün takıma karşı müthiş bir sempatisi var ama sana karşı benim hissiyatım bu. Yani yanılıyor da olabilir ama gözlemim o. Başkanın böyle Emre'ye karşı böyle bir başka bir sevgisi var. Başka bir ilgisi var. Ee, çok zor günler geçir dedik Fenerbahçe ve müthiş bir başarı bu. Yani onun sonunda böyle bir şey. Hatırladığın böyle ne bileyim hani başkanla özel bir diyaloğun e, hani böyle çok sıkıldığında ya da onun sıkıldığında böyle ikinizin arasında hiçbirimizin bilmediği böyle bir an var mı? Şampiyonluğa giden yolda. Valla ben e, tabii öncelikle e, Fenerbahçe'ye gelmeden önce e, benim e, için kolay bir karar değildi Fenerbahçe'ye gelmek. Yani Fenerbahçe'ye bugün hizmet ediyorsam 6. senemse bu takımda kaptanlık yapıyorsam bu e, işin mimarları Yıldırım ailesidir. Sayın Aziz Yıldırım ve Sayın Ali Yıldırım'dır. Onların çabası isteği, bana inanmaları, benim onlara inanmam böyle bir tercihe beni yöneltti. O yüzden her zaman başkanlarımızda e, iyi bir diyalog olmuştur. Ee, ama aynı zamanda başkan zor da bir insandır. Konu Fenerbahçe olursa e, kimseyi de tanımaz. Bu emri olsun, kim olursa olsun çok önemli değildir onun için. Bazen bizi e, tabiri caizse fırçaladığı bir ailenin babası olarak bize kızdığı dönemlerde olmuştur. O yüzden çok özel e, mesela bu süreçte, gelen bu süreçte başkanı cezaevinde ziyarete gittin mi sen? Tabii. Ne, mesela neydi ilk gittiğinde beklediğin tepkime neyle karşılaştı? Çünkü mesela her ziyarete giden hep şey söylüyor. Yani Başkan... Aziz cezaevinde gibi değil. Acayip şey güçlü. Herkese şey yapıyor konuşuyor. Mesajlar veriyor. Takıma mesaj gönderiyor. Futbolculara gönderiyor ki sen kaptansın. Yani tabii cijedi? burada sıkıntısı olan kişi başkanımızdı. Ama her giden yanına aynı şeyi söylüyordur. Gücünü ondan alıyordu yani bu camiye. Orada çok dik bir duruş gösterdi. Hepimizden daha güçlüydü. Bunu gösterdi bize başkanımız. Böyle hatırladığım bu süreçte sezon içerisinde var mı böyle bir konuşmalar ne bileyim başkanın sana böyle tatlı kızmaları vardır mesela. Ya başkan tek bana değil yani Fenerbahçe olunca mevzu Fenerbahçe hizmet etmiş herkese de değerini hakkını verir ama e, sezon başında e, bir Konya maçı mağlubiyetinden sonra bir, farklı bir kızması olmuştu bize kaptanlara sonra takım iyi gidince bir gönlümüze almıştı diyeyim böyle bir ufak bir Kaptan, anımız var. Kaptan Fenerbahçe'yi şampiyon yapan bu süreçte en önemli etmen yani futbolcular olarak takım olarak sizi motive eden en büyük şey unsur ne oldu? Ya bizi e, çok iyi bir arkadaşlığımızın olması. Böylesine bize inanmış her türlü sıkıntıda bile e, takımına destek olmuş bir e, taraftarın arkamızda olması. E, takımımızın içinde de gerçekten çok iyi kaliteli ve kaliteyle beraber de iş alakalı olan oyuncuların sayısının fazla olması, bu ligi bilen bir hocamızın olması, tek bir şey bunu bağlamak doğru olmaz, e, dürüstçe olmaz, ama e, bunları birleştirdiğinizde zaten büyük bir takım ortaya çıkıyor. Yani bu camianın beklentisi zaten bizden bu sene şampiyonluktu, çünkü sonuçta son iki senedir Galatasaray e, şampiyon olmuştu. Hı hı. E, bundan dolayı da işte bunları arka arkaya sıradığınızda da ama e, takımın birlikteliği bütünlüğü bu bütünlüğü sağlanması için başkanımızın, hocamızın işte takım içindeki büyüklerin e, birbiriyle tabiri caizse paslaşması bu başarıyı getirdi. Futbolcular bazında mesela bireysel olarak takımın hani kulübün yaşadığı sürecin dışında mesela futbolcular olarak da bireysel anlamda sıkıntılı günler geçiren oyuncular oldu ama takım ruhu demek ki hakikaten oturmuş ki o oyuncular mesela inanılmaz başarılı performans geçirdiler sezon içerisinde. Birçok insan var böyle yani bu takım ruhunun Fenerbahçe'de oturduğuna da bir delalet öyle değil mi? Tabii ki burada işte asli görev olan oyuncular kendi arasında. Ben her zaman buna inanmışımdır. Bir takımın başarılı olmasında veya başarısız olmasında en büyük etken oyuncu grubudur. Ondan sonra işte özellikle Türkiye'de başkanlar, hocalar etkili oluyorlar özellikle. Ama ben oyuncu grubunun çok etkili olduğunu düşünüyorum. Biz burada iyi bir havaya kaldık. Özellikle Türk oyuncu grubu genelde bir e, belli bir grup var, 8-9 kişilik bir oyuncu grubu. Onlar yaklaşık bu 6 senedir hep takımın içindeler. Bundan öncesi de başladı. Volkan gibi, Selçuk gibi bazı oyuncular takımın içinde olup bu camianın isteklerini bilen, bu değerlere sahip arkadaşlarımız. E, ama o, o atmosferi iyi yakalamıştık biz. Bu devam etti. Gelen arkadaşlara da bu anlamda örnek olmaya çalıştık. E, yani burada bir hiyerarşi oturmuş oldu. Hı. Akabinde de başarı geldi. 3 Temmuz sürecinden sonra, yani o her şeyin çok kötü gittiği sözden sonra... Fenerbahçe'yi yukarı çıkaran takım anlamında dönüm noktası ne oldu Emre? Yani kaptı yani senin haksızlık yani haksızlık. takım olarak yani nasıl bir anda hep beraber yük yükselişe geçti bu takım? Herkesin bence en çok merak ettiği şey bu. Yani hepimiz Ben şunu söyleyeyim ben, ben Beşiktaşlı ve bir gazeteciyim. Herkes Hı. ya Fener bitti Fenerbahçe işte aman işte ne olacak bu işte bu süreci falan derken bir şey oldu. Ve bütün o süreç geçtikten sonra Fenerbahçe inanılmaz bir hızla yükselişe geçti. Tabii ki başkanın çok büyük etkisi var ama takım olarak ne oldu? O süreçte siz nasıl kenetlendiniz? Ben merak ediyorum mesela. Ya oyuncu grubu adına konuşmam gerekiyorsa benim buradaki böyle yapmam lazım. Ama ben oyuncu grubunun yani büyük bir haksızlığa uğradığımızın farkında bu süreci çok iyi değerlendirdim düşünüyorum. Yani hepimiz kenetlendik, birleştik. Olması gereken de buydu yani e, o yaşadığımız süreci e, bize layık gören insanlara bir cevap vermemiz gerekiyordu. Yani Aslında futbolcunun e, cevap verebileceği tek bir yer var. Sağ o da içi. Bunu yaptı diye düşünüyorum bu grup, bu takım. Ne olursa olsun e, biz bunları hak etmemiştik. O dönem için tabii bunlar. Şimdi geride kaldı. Bunları çok da böyle irdelemek de istemiyorum. Candaş abi ama yani bilinmesi gereken bir şey var. O sene o takım. Sağ içinde bulunan bütün oyuncusuyla, türbündeki taraftarıyla, başkanıyla, yöneticisiyle herkes çok tertemiz bir sezon geçirdi. Ee, ve biz anımızın akıyla şampiyon olduk. En büyük zaten değildimiz. O zaman da söyledik, alın terimiz dedik. Ve o süreçten bugüne geldiğimizde de haklılığımızın ne kadar ortaya çıktığını herkes bütün görüyoruz. Türkiye'de görmüş oldu Şampiyonluk gecesi neler yaşandı? Yani? Şampiyonluk gecesi... Maç bitti. Maç bitti. Ee, tabii... Sabaha çok güzel uyandık bir kere. Allah çok şükür. Dur, sabaha gitme ama önce açacağım. Ömer'le fotoğrafım var sahada. Ben çok eğlence var eğlencem yoktur benim eğlence hayatım ama o gece tabii ki takımla beraber gittiğimiz için önce bir restoranda Ömer'in fotoğrafı sahaladım. var saha içinde. Evet. Oğlun Ömer'le birazdan mi? onu da soracağım. Ömer'in adı niye Ömer? niye Akif? Bunların hepsi çok önemli tabii. şeyler. Emre ile ilgili bence herkesin bilmediği şeyler. E, maç bitti. Ömer'i aldın ve sahada elinde bayrakla geziyor musun o mu? Kim ne neler oldu bir anlatsana yani bu güzel. şampiyonlukta işte herkesin payı var. Takımın içinde bulunan malzemecisinden masörüne, doktoruna, fizyoterapistine, işte çaycısına, ahçısına, tesiste çalışan çimcisine herkesin hakkı var. Herkesin bir payı var ama ailelerimizin de bir payı var. Yani orada asıl sıkıntı çeken, biz de Benim beraber mutlu olan, biz de beraber üzülen ailelerimiz var. Eşim, annem, babam, çocuğum daha 3 yaşında bir şeyin farkında değil ama o da Fenerbahçe sevgisiyle büyüyecek inşallah. Yani onu alıp çıkma gereği duydum. Çünkü o yavaş yavaş ben beni televizyonda görmeye başladı. Bazı futbolcular daha fazla çocuklara gidiyor ama ben biraz daha Ömer'i saklamaya çalışıyorum. Özellikle eşim böyle istiyor. çok mutluyduk. Tabii eve geldim önce. Telefonu ilk kim aradı seni? İlk tebrik kimden geldi? E, türbündeydi eşim. telefonla açmadım. O soyunma odasına geldi. Eşimden beraber. Kuzenim Volkan. Beraber geldiler ilk onlarla. Sonra telefonlar gelmeye başladı. Telefonlar başarılı olunca susmaz futbolcu. Başarılı olunca telefonu susmaz. Çok dışarıda, sağ olsun eş dost herkes akraba var. Başkanla ilk konuşmanız? Ya yani şampiyon oldunuz, o maç bitti. Başkanla zaten maçtan önce bir duygusal bir konuşmamız vardı. Nedir o? Sarıldı bize. bu Bugün bu işi inşallah bitirin dedi. Maçtan sonra gittik tekrar yine gözleri doğuldu bize sarıldı. Başkan bu camianın abisi. Futbolu da yıllardır. Ee, yöneten, içinde yaşayıp yöneten bir lider. E, bu süreçleri çok iyi biliyor. O yüzden e, her dakika bize destek oldu. Şampiyonluktan sonra da e, böyle büyük isimler e, sorumluluklarından dolayı rahatlıkla başarıdan sonra gözyaşı dökebiliyorlar. Haklı gözyaşı dökebiliyorlar. Başkanın samimi gözyaşları vardı yani maçtan önce ve sonra. Şimdi Aziz Bey yeniden cezaevine yani girmesi söz konusu. Ee, bunu birkaç kere yazdığım için açıkça fik kendi fikrimi de ifade ettiğim için söyleyebilirim. Ben bunun müthiş bir haksızlık olduğunu düşünüyorum. Ee, takımın hissiyatı nasıl? Şüphesiz üzülüyorsunuz. Ee, futbolcu arkadaşların ruh hali nasıl? Senin nasıl? Hele ki böyle bir ortamda böyle müthiş bir başarıyı e, zannediyorum muhtemelen başkana hediye ediyorsunuz tabii ki. Tabii ki başkan, Ama bütün Ruh futbolca... haliniz nasıldı Emre? Ve şu an? Eğer bakarsan zaten bütün futbolcular genelde hep başkana ettiler ki e, hakkıdır da yani başkanı. Ben e, hak edilen bir süreç olduğunu düşünmüyorum genel anlamda. Başkanımız için de, yönetici abilerimiz için de. Yani biz tertemiz bir sezon geçirdik yani Canbaş abi. Bunu kimse leke süremez. Buna bizi, hele Fenerbahçe'lere buna hiç kimse inandırmaz. Tabii ki Türkiye'de rekabet duyguları çok yoğun yaşanıyor. E, büyük takımlar arasında. Ne yazık ki ülke futboluna da çok şey kaybettirdi bu süreç. Ama e, futbolcu olarak biz her zaman başkanımıza ve yönetici abilerimize inandık. Bu süreci bu camia hiç hak etmedi. Yani Türkiye'de büyük takımlar var. Tabii ki Anadolu takımları da çok değerli. Ama bu işin lokomotifi olan takımlar var. Bunların başında da işte Fenerbahçe geliyor bence. Bu süreci ne bu takımı yönetenler, büyüklerimiz, başkanımız ne bu biz futbolcular hak etmedik. Bu sezon genel olarak ligi nasıl buldun Emre? Yani Fenerbahçe çok rahat şampiyon oldu deniyor. Çok erken şampiyon. şampiyon öyle izlerken geliyor. öyle geliyor size Rakipleri rahat. kıyasladığı <laughs> zaman Galatasaray'ı, Beşiktaş'ı, Trabzonspor'u, diğer rakipleri Anadolu takımlarını... E, son tahlilde çünkü sana şunu soracağım ben her sezon şuna bakıyorum Türkiye'de her yıl daha iyi futbol oynanıyor mu sorusunu soruyorum e, 34 yaşındasın Avrupa'nın çok iyi kulüplerinde oynadın Türkiye'nin en iyi kulüplerinden birinde oynuyorsun bu en iyi senin cevap verebileceğin bir sorudur son tahlilde diye düşünüyorum ya şimdi tabii Türkiye'deki futbol algısı e, çok farklı yani ben Türkiye'deki insanların e, Türk futbolundan ne, bekledi ne beklediğini çok daha gerçekçi ifade etmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani bizler biraz kendimizi çok e, spor camiası alakalı söyleyeyim. Yani spor taraf, sporcu gözüyle baktığımda bizim taraftarlarımızın beklentisi çok yüksek. Yani Türkiye'de çok e, karmaşık bir lig var. Çok zorlu bir lig var. E, total futbolun gerçekleri yavaş yavaş uygulanmaya çalışılıyor. Ülkemizde liglerimizde hocalar işte uygulatmaya çalışıyor. Ama e, bu geçiş süreçleri kolay değildir. Çok zorlu bir lig olmasına rağmen hem tempo olarak hem de oyuncu kalitesi olarak Avrupa'nın altında olduğumuz gerçeğini kabul etmemiz lazım. Onun dışında soru biraz uzun olunca başında... Türkiye'de futbol her sene daha iyi oynanan bu kadar ciddi manada paralar yatırılıyor. Hep deniyor ya bir klişe bir laf var. Futbol endüstriyelleşiyor. Bunun madden büyük bir getirisi var. Tesisleşmeye daha kaliteli futbolcular yatırım manasında. Evet. Sen bir futbolcu olarak futbolun Türkiye'de her yıl teknik anlamda çok daha iyi. Taraftar anlamında biraz önce söyledin. ...daha iyiye gittiğini düşünüyor musun? Daha iyiye gittiğini şöyle düşünüyorum... ...daha bilimsel çalışılıyor artık... ...hem futbolcular hem teknik adamlar... ...daha bilimsel çalışıyorlar ama... ...burada en büyük problem işte bu... ...futbolun esas ana faktörü olan futbolcular... ...en büyük emekçi futbolcular... ...bence yetenek olarak daha azalarak gelmeye başladı... ...yani geçmişte daha yetenekli oyuncular vardı... ...özellikle bunu Türk oyuncularla alakalı söyleyebilirim... ...yani geçmişte daha yetenekli Türk oyuncular vardı... Günümüze geldiğimizde biraz bunlar azalmaya başladığından yani biraz geriye gittiğimiz gerçeğini kabul ediyorum ben. Tüm zamanların en yetenekli 4-3 fut Türk futbolcusu kimdir diye sorsam sana? Senin hatırlayabildiğin çocukluğundan bugüne. Çocukluğundan bugüne Metin Oktay'ı seyrettin mi sen? Yok, o kadar Babam. Ya senin senin seyrettiklerinden bahsediyoruz. Kimseye haksızlık yapmamak için. Tabii yani ben kendi adıma söyleyebileceğim en yetenekli oyuncu... Sergen mi? Oğuz abi, Sergen Oğuz. abi, Tugay abi, yani benim için Okan abi, e, Hakan Şükür. Yani işte 6-7 tane oyuncu varsa şu son dönemde Arda. Yani böyle 3-4 tane isimle e, sınırlamak benim gibi. Hatırlayabildiklerimizi hatır söylüyoruz. Hatır kimseyi kırmayalım diyeceğim. Kimseyi kır, yani kır Kıracaksak da şöyle kırırız yani gerçekçi olarak kırarız en azından. Kimseyi art kırmayız ama bu saydığımız isimler Türk futboluna çok büyük hizmetler ettiler. Yani benim oynadığım takımda ne bileyim 2002 kazanmıştık ama bir Yıldıray vardı çok büyük bir oyuncuydu. Nihat Kahveci yıllarca Türk futboluna hizmet etti yurt dışında. İşte son dönemde Arda yapıyor. Yani geçmişe baktığımızda ama yetenek olarak söylediğinizde yani ben Fenerbahçeliydim çocukluğumda. Oğuz'u, Rıdvan'ı, Aykut Hoca'yı izlerken çok büyük keyif alıyordum. Şimdi bu arada Arda dedik. Arda Maç kaç kaç bitti arkadaşlar? Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Atletico Madrid Chelsea ile oynuyordu. Chelsea'nin kendi evinde. Evet, 3-1 bitti. Ve Arda müthiş bir de gol atmış. Evet, Harika bir haber. Bu. İzleyemedik. İzleyemedik. Ee, Arda'yla şimdi mesaj, mesaj gönderdim. Herhalde soyunma odasına gittiğinde büyük ihtimalle mesajını kaç da kaç bitti? 3-1 galiba. Kaç kaç arkadaşlar? Rejiden bize bir söyleyin. 3-1 bitmiş. Maç 3-1 bitmiş. Arda Hayırlısı. Şampiyonlar Ligi'nde finalde. Çok büyük bir başarı. Müthiş ee, bir şey değil tabii mi? Tabii ki. Benim eski takım arkadaşlarım. Buradan hepsini tebrik ediyorum tabii. Ee, arayacağım da birçoğunu zaten şimdi e, çok iyi dedik, bir takım. Bir takım ruhu var Çok iyi bir emri. takım. Çok iyi oyuncular, çok büyük bir teknik direktör. Yani e, her şeyin böyle e, çok e, yaşanmayacağı bir takım diyeyim. Yani şöyle bazen bazı takımlar vardır 20 senede 30 senede bir bir araya gelir. Öyle bir takım. İtalya'da Olursun. oynadın, İngiltere'de oynadın, İspanya'da oynadın. En unutulmaz yurt dışı kariyerin hangi takımdı? kariyer olarak baktığınızda hepsinin de farklı farklı başarılar Senin için en unutulmaz, en iyi zaman geçirdiğin çok Her İtalya'da öğrendi. ilk sene, ilk tecrübem olduğu için İtalya. İtalya'da çok güzel günler geçirdim. Yani İtalya'da çok iyi dostluklar edindim. Atletico'dan niye ayrıldın İmre sen? Atletico'dan... Yarım, yarım sezon, zaten tabii yarım sezon. Fenerbahçe'den tabii o, dönem e, istemeyerek ayrılmıştım. Yani ama olması hayırlı olacak bir ayrılıktı. E, bir anda da tekrar Fenerbahçe'nin istediğini duyunca benim de böyle bir niyetim olduğunu söyledim o dönem yöneticilere. Tekrar bir birleşme oldu. Yani ayrılık ne kadar hayırlıysa birleşme de o kadar hayırlı oldu abi. Yani. Ömer Akif. Evet. Dünya tatlısı. Allah bağışlasın sana. Amin. Niye Ömer Akif Ömer'in ismi? Hazreti Ömer'e karşı olan hayranlığından dolayı. Akif de baba tarafından bir istek olduğu için öyle. Ömer Akif. Şimdi ben şunu çok merak ediyorum. Herkes sana bunu soruyor biliyorsun. Ya bu Emre, şimdi seni tanıyanlar dışarıda bir acayip bir adam var. Dünya sakini. Dün mesela ortak... Yok o kadar sakin değil mi? Yok ya? yok. Bak sana en basitini anlatayım. Dün mesela biz hep beraber oturduk. Benim çok sevdiğim Rıfat abi, Rıfat Ababa yayın yönetmenim. Seni ilk kez tanıyor değil mi? Evet. Ayrıldıktan sonra dedi ki ya bu adam ne kadar sakin, ne kadar sessiz, düzgün bir adammış. Bu sahadaki başka bir adam ya dedi. Şimdi senin aldığın muhtemelen en yoğun eleştiri bu. Sana sahada ne oluyor Emre? Sahanın içinde sahada Emre bana bir şey olmuyor. Ben, yani şöyle i̇nanılmaz. Can Dış abi Şimdi tabii ki bu işi yapmış, bu işi icra etmiş insanlar çok iyi bilirler. Futbolculuk çok kolay bir meslek değil. Hele büyük takımlarda oynamak çok büyük sorumluluk isteyen ve bununla beraber e, hep böyle bir stres içinde Ben yani Başarıyı bile net yaşayamadınız. Başarısızlıkla çok kendinizi sorumlu hissettiğiniz dönemler yaşıyoruz bizler. Yani bu işin altyapısı da e, eğer yoksa bir futbolcuda ki ben kendimi bu anlamda e, sportif anlamda bir mi olduğunu inanıyorum ama... Hı. Kişisel gelişimde alt da bir eksiklik olduğunu düşünüyorum. Yani ben sağ içindeki profilimin eleştiriye çok müsait bir profil olduğu gerçeğini kabul ediyorum. Senin Bunu zaten kendi öz giysi... nedir mesela sahaya tabii. dair. Ben şimdi şunu söyleyeyim tabii ben bazen insanların e, haksızlığa uğradığında göstermiş olduğu tepkiler e, ne kadar kontrol dışı olabiliyorsa ben de bazen bunları yapıyorumdur. Yani e, çok e, maskülen boyun. Futbol böyle herkesin hoş gözüne hoş gelecek diye canım cicimle karşılayacağımız bir oyun değil. yani Bir maçı kaybettiğimde ben herkes gidip daha sinir çekebilecek tepkiler gösterir. Ben maç kaybetmeyi veya yenilmeyi kaldıramam kolay kolay. Bu, bu herkesin yapısı farklıdır. Ama ben bunu bir kez daha söyleyeyim. Yani sağ içindeki profilini eleştire gerçekten müsait bir profil olduğunu düşünüyorum. Ama hiçbir zaman kimseye özellikle camialara karşı bir saygısızlık yaptığımı düşünmüyorum. Bulunduğum takımlarda da her zaman aranılan, istenen oyuncu oldum. Demek ki görevimi yeterince, belki de fazlasıyla yerine getirdim. Yani Türkiye'de e, belli oyuncuların üzerinde bu sistem dönüyor. Yani geçmişte bazı oyuncuların üzerine kurulmuştu. Şimdi bizim üzerimize kuruluyor. Evet. Gelecekte başka oyuncuların üzerine kurulacak. E, burada e, bu e, bir sefa yaşıyorsak kendi adımıza biz işte e, bunun e, çok güzel liklerini yaşıyorsak e, bunun da bir cefası olacak bunun da bir sıkıntı olacak bence. Ben de bunu yaşıyorum. Şöyle bir soru var diyor. Deniyor ki bazı futbolcular olgunlaştıkça saha içinde daha sakin olurlar ama Emre 34 yaşına geldi ve e, hala eski agresif tavar, tavırlarına bir eksilme yok. Emre'nin kendine dair bir öfke var. kontrolü öz eleştirisi var mı diye soruyorlar. Ya işte biraz önce bunun total cevabını vermiştim aslında. Yani ben profilimin sağındaki profilin, sağ profilin elişte müsait olduğunu düşünüyorum ama şöyle yani e, bir de bizim tarafımızdan da bakmaları gerektiğini düşünüyorum insanların. Sahada bir mücadele var. Sahada bir e, büyük takıma hizmet ediyorsunuz. Onun başarısı için mücadele ediyorsunuz. İnsanların bazen ne düşündüğünün çok da önemi yok. Sen işini doğru yaptığın sürece varsın. Yani, i̇şini iyi yaptığın sürece varsın. Ya ben de her zaman bunu geçmişte çok böyle insanlar benim aklımda ne düşünüyor biraz önce izledik ya gözlüklü şapkalı amca bu sene futbolu takmış Bir <laughs> yalnız ben diyor. sana evet. söyleyeyim mikrofon yani, gelince salladı sana herkesin fikri olabilir yani çok önemli değil ama biraz üzülecek 2-3 bir sene daha oynayacağım yani beni izlemek zorunda kalacak o ama e, ne olursa olsun herkesin fikrine benim saygım var ama benim de hayatıma insanların saygı duyması gerekir ki ben saygıyı fazlasıyla hak ediyorum bu ülkede niye hak ediyorum çünkü ben 18 seneye yakın futbol oynuyorum kendime göre hep doğru işler yaptım hatalarım da yanlışlarım da olmuştur varsınlar sadece sağ içindeki agresifliği mi değiştirsinler? Onun dışında kendi adıma söyleyebileceğim böyle çok benli kurdum cümlelerim ama çok çıkmadığımız için televizyona çok çıkmadığım için televizyona bunları söyleme gereği duydum yani. E, kendi maçlarını izler misin Emre? Yani geçmişte izliyordum, gazete alıyordum, okuyordum. Şimdi hiç Bırak izlemiyorum. Yok mu? İzlemiyorum. Gazeteyi ok görmek daha istemiyorum televizyonda yani. <laughs> gazete okumuyor musun mesela? Yok, i̇yi gazete. geçen maçlardan sonra falan. Ya şimdi eve gelen e, abone olduğumuz bir gazete var. O geliyor. Onu Bazen bakıyorum tabii ki maçtan sonra veyahut Türkiye'nin genel e, durumuyla alakalı izliyorum. İzlemek de zorundayız tabii bir vatandaş olarak. Ama e, onun dışında benim hakkımda ne konuşulmuş? Bazen tabii ki işte basınla ilişkiler sorumlusu var Orkun abi. E, eğer böyle davalık durumlar falan varsa onlar bize iletiyorlar. Onun dışında özellikle avukatlarım takip ediyor. Kiminle konuştuğunun çok önemli olmadığı bir dönemi yaşıyorum yani açıkçası. Bak şimdi çok sevdiğimiz bir arkadaşımız Ömer. Ortak arkadaşımız. Diyor ki yenilgiyi kabul edemez abi. Aynı yapıp PlayStation oynarken de var. Reklam arasında söylüyor Ben şimdi söylüyorum sana. Ömer, <laughs> ortak evet. bir dostumuz. meraklı mısın PlayStation'a? Evet evlenmeden önce meraklıydım. Oynamıyor musun artık? Yani bazen işte Ömer gibi evli arkadaşlarımızdan birlikte olduğumuzda... ...eşler de anlaşıyorsa onlar alt katta biz katta <laughs> oynuyoruz. Ama e, tabii... E, evlendikten sonra bir çocuk olduktan sonra onun da bir çocuğu oldu Allah bağışlasın çok güzel bir çocuğu oldu tam ismi gibi güzel Yusuf yüzlü bir çocuğu oldu. E, yani çocuklara biraz yöneldik o da benden. Hmm. E, Ömer'in futbolcu olmasını ister misin? E, i̇sterim ama çok zor ya. Neden zor? Yani bizim imkanlarımız şimdi Allah çok şükür yani ona rahat okullarda okutabilme adına istediğini giydirebilme adına çok şükür iyiyiz yani biz o kadar çok rahat bir çocukluk yaşamadık. Yani futbolcu birazcık ee, böyle acıtasyon olacak ama garibanlığı yaşaması lazım ki bu işe sarılsın. Zengin çocuğundan iyi futbolcu olmaz mı? Ben düşünmüyorum Türkiye için söyleyebilirim bunu. Hmm. Düşünmüyorum. Önemli. Yani bu çünkü kolay bir meslek değil. Yani insanlar şimdi o televizyonda konuşurken onların duygularını ben anlayamıyorum. Çok kolay cümleler sarf ediyorlar. Ama benim mesleğim bu kadar kolay cümleler sarf edebilecek bir meslek değil. Yani. Emre sen e, şimdi Türk dünya futbolunda da biliyorsun bu e, Danayel Vaz'ın yaşadıklarından sonra bir ırkçılığa karşı bir tavır gelişti. Hı. Türkiye'de de buna karşı bir e, önemli inisiyatifler var ortaya konan. Sen de bir dönem bu Zokora ile yaşadıkların yurt dışında da ya, benzer örnekler var. Irkçılıkla suçlandın. Ya bu Emre ırkçılık yapıyor dendi senin için. O dönem çıktın cevap verdin. Ama bu işler üzerinden bayağı bir zaman geçti. Şimdi de genel olarak dünyada da böyle bir refleksi görüyorsun. Kendi yaşadıklarını ve Futboldaki ırkçılığa bakış açın. Yorumların neler? Duymak isteriz. Dünyada dünyada bununla alakalı tabii ki gerekli çalışmalar zaten yapılmalı. Yani dünyada ırkçılık dediğinizde akla gelecek bir ülke yani Türkiye değil. Bunu insanların kabul etmesi lazım ama biz ülkede ne yazık ki ufacık problemleri bile çok fazla büyüttüğümüz için ben bunu sanki bizim ülkemizde de bir ırkçılık varmış gibi bir algı çalışılmaya, algı yapılmaya çalışıldığını düşünüyorum. Kendimle alakalı da bununla alakalı cevaplar vermiştim abi. Yani orada ıı, gerekli şeyleri söylemiştim. Takımlar arasındaki rekabetlerde oyuncular kurban ediliyor. Oyuncular kullanılıyor. Orada Yöneticiler tarafından kullanılıyor. Emre. Zokora ile olan daha devam ediyor. Devam ediyor. Devam ediyor. Mevzu biz olunca de devam eder yani. Problem yok. Emre olunca yargıya taşınır sahan içindeki her şey. Orada Çok ne da oldu? Konuşmak değil. ister misin onu? Bir basın toplantısı yap, no, detaylıca anlattın sen. Detaylıca ben konuştum. ırkçılık yapmadım dedin. Ya ırkçılık için mi, içimde hissetmediğim bir duygu yani. Kimseye de bunun hesabını vermek zorunda değilim. Allah'tan başka kimseye de bunun hesabını vermem. Eğer ırkçılık yapıyorsam veya yaptıysam zaten bunun bana hesabını Allah soracaktır. Benim endişe edebileceğim tek bir şey de budur. Bundan dolayı da endişe etmiyorum. Niye? Çünkü içinde barındırmadığım bir duygu. Bunu çok samimi bir şekilde o dönemde de dile getirmiştim. Yani ben bazı şeyleri mahşeri vicdana bırakmış durumdayım. Çünkü bu ülkede veyahut genel anlamda dünyada yani adaletin olabildiğince olduğunu gördükten sonra yani bir beklentim yok. insanların beni öyle bilmesi veya böyle bilmesi iyi bilmesi, kötü bilmesi çok önemli değil. Ben kendimin ne olduğumu biliyorum. Yani başkalarının benim hakkımda ne düşündüğünü çok fazla önceden kafama takıyordum ama şu an bir değeri yok. Hı hı. Yani beni Allah en azından bilsin. Bu duygu içimde benim barındırmadığımı ki biliyor beni yaratan o. Onun dışında çok önemli değil. Ee, bir izleyicimiz demiş ki Özellikle son Galatasaray derbisinde Melo ile girmiş olduğu diyalog çok dikkat çekti. Biz tam olarak neler yaşandığını bilmiyoruz. Emre'yi kırmızı karta götüren neydi diye sormuş. Ya genel anlamda futbolun içinde olan ee, şeylerin sahada kalması gerektiğini düşünüyorum. Ama Türkiye'deki evet. bu rekabet ortamında hı hı. yani geçmişte diyorum ya biraz önce e, bazı futbolcular e, isimlerini saydım. Geçmişte çok daha en azından e, futbolun gerçeklerinden haberdar olan sahanın içinde olanın sağ içinde kalması gerektiğini bilen o kültürü almış oyuncular çok daha fazlaydı. Şimdi e, günümüzde bazı futbolcular bunları televizyonların karşısında polemik olsun diye isimleri gündeme gelsin diye çok taşıyorlar. Ben de sağın içinde olanın sağın içinde kalması gerektiğini düşünüyorum. Melo ile alakalı olan konumda bundan ibaret. Yani günün sonunda herkes kendi ahlakının gereğini sergiler. Biz de geçmişte hatalar yapmışızdır. Melo'nun yaptığının sorgulanması gereken kendi camiasıdır, kendi taraftarıdır. E, enteresandır değil mi? Böyle saha içinde böyle gırtlak gırtlağa gelen futbolcular mini takımda kardeş gibi oluyorlar. Böyle sarılıyorlar falan. Böyle çok örneği Vallahi Valla ben böyle. gırtlak gelsem gelirsem milli takımda da sarılmam yani. Var mı Ama öyle sarılanlar gibi. oluyor tabii. Var. Var. Ben sarılmam yani. Kimseye de gırtlak gırtlak da gelmem. Ama e, Türkiye'de işte diyorum ya rekabet duygularıyla bazı oyuncular kendilerini basın sözcüsü gibi halledip hem taraftarı hoşnut e, hoş edecek hem kendi kulüp yöneticilerine başkanlarına hoş gelecek. Açıklamalar yapma gereği duyuyor. Onların e, bomboş bir hayallerinin ne olduğu, e, futbol bittikten sonra anlayabilecekleri şeyler. Bak bir izleyicimiz bu ırkçılık tartışmasıyla ilgili önemli bir şey söylemiş. Demiş ki Emre'ye yapılan e, eleştirici bir tanesine o dönemde katılmadım, şimdi de katılmıyorum. Ancak Emre keşke bize Inter'de yaşadığı dönemde kendi maruz kaldıkları ırkçılık hikayelerini anlatsa. Bu meşhur bir materaz hikayesi vardır mesela, değil mi? Bu 11 bir olduğu dönemde. Ya şimdi ben şimdi soyunma odasına olanı anlatmıyorum ama yani şöyle bir gerçek var abi. Şimdi biz İtalya'da yaşarken, yani sahnenin içinde bir sürü diyaloğa girebiliyorsun oyuncularla, karşılıklı küfürleşmeler de oluyor. Yani şunu insanların anlaması lazım. Irkçılığa varan düzeyde oluyor ya mu? Tabii ki, yani Türklüğünle alakalı ifadeler de kullanarak sana küfür ediyor, ediyorlardı, etmişlerdir de. Bunu yurt dışında oynayan birçok oyuncu da bilir. Yani vardır bu ama yani onu ben hiçbir zaman bir dışarıya bir maçtan sonra, o maruz kaldıktan sonra bunu çıkıp televizyonda ben anlatacağım, televizyonda söyleyeceğim bunu falan... Buna gerek duymadım yani. Çünkü o kültürden gelmedim. Bizim de futbolcu abilerimiz vardı. Nelere maruz kalıyorlardı. Ee, ama e, bunu anlatma gereği duymuyorlardı. Yani bizim Türkiye'de e, şöyle bir şey var. Vallahi işte gördüm Emre küfür etti sahada falan. Yani sahanın içinde olanları bilseler, yani sahanın içinden gelmiş olsalar Emre'nin duyduklarını yani, bilseler mi diyor? Yani benim duyduklarımı kulakları duysalar bu kadar bu kadar çok buna duyarlılarsa e, benim benim yerime bir koysunlar kendini. Bir İnönü'ye gelsinler, bir Avni e gelsinler, bir ...arena'ya gelsinler, bir benim yerime koysunlar. Hiç olmazsa ben karşılıklı kimse karşısındaki adam ona bir şey söylemeden küfür etmez. Biz durduğumuz yerde anamıza avradımıza küfür yiyoruz. Yani e, ve bunu da hiçbir zaman dile getirmedim ben. işte bize küfür ettiler de ben bunu şey yaptım falan. Hiçbir zaman bunu konuşma gereği duymadım. Konuşma gereği de yok. Çünkü futbol e, böyle tabii ki dostluk mesajları versin. Futbol insanları birleştirsin, kucaklaştırsın. Ama Futbolcuların esas görevi bu değil Yani bu ülkede çok daha önemli insanlar var Çok daha değerli insanlar var Yani futbolcular Ben lise mezunu bir adamım inşallah üniversite okumayı düşünüyorum Öyle Büyüdüğüm mi? ortam belli Büyüdüğüm geldiğim yerler belli Benden bir akil insan havasında Nasıl üniversite okumayı düşünüyorsun ya Üniversite okumayı düşünüyorum abi inşallah Sınava tamam. gireceksin üniversite sınavına Geçen sene girdim kazandım ama gidemedim bir yurt dışı Ne kazandın için. Yani ilk sınavı kazandım, için sınava gitmem gerekiyordu Öyleyse. Bir şekilde Yo, bu sene bir devam ediyor. Çalışma ver. gerektiren Tabii. bir süreç çünkü. Çalışmadan da gitmiştim ama yine de puanı tutturmuştum. Ne istiyorsun? Ne okumak istiyorsun? Spor yöneticiliği. ne güzel. İstiyorum. Ben yani e, kendimi geliştirmeye açık bir insanım. Eleştir, eleştirmeyi de iyi bildiğimi düşünüyorum. En azından beni yakın çevrem bunu bilir. Hani bir en azından bir e, elimde böyle bir belge olsun. Bir futboldan sonra üniversite okumuş birisi olarak. Ee, bir sonlandırmak isterim. Yani sporda çünkü böyle bir hedefim var yöneticilik gibi. Spor yöneticiliği ile alakalı bir en azından bir eğitimim olsun istiyorum. Ee, olaylar mı Emre'yi vuruyor yoksa Emre sahada başka biri mi oluyor? Hani yumurta mı? <laughs> şey hikayesi gibi oldu. <laughs> i̇kisi de i̇kisi mi acaba? Biraz yani. Hani mutlu. hem bir özel eleştiri hem ben. hem bir eleştiri var içinde. Yani ben e Bazen böyle kendimi kontrol edemediğim dönemlerde bu eleştirileri kendimi de yapmış birisi olarak. Çok net bir kez daha ifade edeyim. Bunu çok böyle benim üzerime yapıştırdılar ama yani herkesin bir yapısı var, herkesin bir fıtratı var. Değiştiremeyeceği, değiştirebileceği. Benim de kendimi değiştirebileceklerim var ama hiç değişmeyecek huylarım da var. Belki onlardan bir tanesi de budur. Çok da rahatsız değilim yani biz seni Galatasaray'da futbol oynayan Emre olarak tanıdık. Yani Galatasaray'la Emre olarak tanıdık. Şimdi Fenerbahçe'nin kaptanısın ve yıldızısın. Genellikle böyle büyük camialar arasında geçişler zor olur denir futbolcular için. Hele ki Galatasaray ve Fenerbahçe gibi iki ezeli rakipten. Ee, neler yaşadı Emre o geçiş sürecinde? Ve sen geldin mesela ben Fenerbahçeliyim dedim. Ben mesela ilk kez ben senin Galatasaray'da oynarken Fenerbahçeli olduğunu bilmiyordum. Muhtemelen yakınların, dostların bir şey bilirdi. futbolcu, profesyonel futbolcular. Yani ki çok da çocukluğunda doğal. çok Tabii. normaldir. Yani bir taraftar gözüyle bakarsanız değişik gelebilir. Ya bunlar da hem onu tutuyor hem bunu bunda oynuyorlar falan diyebilirler ama ben de çocukluğumda bir Fenerbahçe'ydim. Bizim de gönlümüzde o zaman Fenerbahçe sevgisi vardı. Galatasaray altyapısından A takımına çıktım. Uzun seneler oynadım. Çok başarılı bir takımda. Orada çok değerli abilerim oldu. Fatih Hoca gibi bir e, abimiz oldu. Orada bize e, yani o kadronun içine bizi dahil etti, sahip çıktı. Yani çok güzel şeyler yaşadım. Sonra yurt dışına gittim ve geldim. Yani herkes sanki böyle bir geçişimi benim Galatasaray'dan yapmışım gibi. Emre yurt, algılıyor. Dışı, yurt dışına gittiğinde kim genelde şöyle bir şey bunu bana bir dönem Şenol Güneş söylemişti hoca. Dedi ki Türkiye'de futbolcu 18'ine kadar yetiştirmekte bir şey yok. Fakat 18'den sonra hele birazcık şöhret ve para görünce biz bu çocukların aklını sahada tutamıyoruz demişti hoca. 34 yaşında deneyimli bir kaptan olarak hem bu Şenol Güneş'in yorumunu değerlendirmeni hem de bana Türkiye'deki futbol algısıyla yurt dışında gördüğün futbol algısını bir futbolcu olarak değerlendirir misin? Ya tabii şimdi Türkiye'de e, futbol olan Avrupa'daki futbol arasında uçurum var. Oyuncu kalibresi olarak da bence farklılıklar var. Şöyle oyuncular birazcık daha iş ahlakı, iş disiplini olan kişiler. Yani bizde genel e, toplumda da böyle var bence. Yani çok çabuk bir yerlere gelme isteği, çok çabuk bir şeylere sahip olma isteği. Bizlere daha asıl olmuş bir durum olabilir bu futbolcu için geçerli. Ama ben hiçbir zaman e, yeterli görmedim ve üzerine koymak için benim çaba sarf ettiğimi en azından yakın çevrem bilir. Yani dağılmadığımı düşünüyorum. Çok hatalar yaptığımda da çabuk toparlamaya çalıştığımı düşünüyorum. Ama futbolcuların bu anlamda hayata dair, yani futbolculuk sadece sahanın içinde olan bir şey değil. Yani bu anlamda kendini geliştirmeye açık tipler var. Ama aynı zamanda kapalı tipler de var. Yani Çok çabuk para kazandığında bir futbolcu veyahut bir genç ne yapar? Önce bir kendine bir araba almaya çalışır. Seni bir gezmeye bir araba hikaye hikaye falan. Fatih Hoca sana araba aldırmamıştı falan. Böyle bir tane normal bir araba. Futbolcuları şimdiki arabaların üstüne normal bir araba almıştı. Böyle şeyler hatırlıyorum. Evet, Bunlar Fahat galiba... Höz. Çok detayına girmeden söyleyeyim. Fatih Hoca e, bize çok karışırdı. Karışması da normaldir. Bize çok Kaç yaşındasın var. bu arada bu hikaye olduğunda? Ben 18 yaşında. 18. 18 yaşındayken bir araba alma hikayem olmuştu. Ehliyetimi almama hikaye vardı. Fatih Hoca Arabayı tesise kitlemişti, çıkartmamıştı. Öyle mi? O ok kısmını bilmiyorum, kitlendiğini bilmiyorum. Bir tane araba olduğunu biliyorum, hocanın gözetiminde sürülen. Öyleydi, ama. evet. O şekildeydi. Aynen şekilde. İzleyicilerimiz özellikle Emre'nin Hacı'den öğrendiklerini duymak istiyorlar. Böyle zaman zaman, sen çok röportaj veren biri değilsin, hatta hiç veren değilsin. Ya şimdi şimdi tabii tabii konular buraya yakalamışken... geliyor çok. Ben yani e, şimdi kendime ait hissettiğim bir camia var artık, Tanrıbaşı Camiası. Tabii geçmişte de hiçbir zaman benim ağzımdan Galatasaray Camiası'yla alakalı bir kötü demeç bir açıklama evet. duymamışlardır. Ama şu an kendime ait hissettiğim bir camia var, Fenerbahçe Camiası. Yani ben burada çok mutlu ve çok huzurluyum. Buraya kendimi çok ait hissediyorum. yani Geçmişte Galatasaray'da yaşamış olduklarımdan da her zaman övünüyorum. Bunu da insanların bilmesini isterim. Çünkü orada da bir davaya, orada da bir emek vardı. Orada da bir Sonuçta çok iyi bir arkadaş grubu vardı. Emre şey doğru mudur? Hacı'den çok şey öğrendim. Hacı'nın böyle antrenmanlardan sonra senin özel olarak ilgilendiği... Evet, çalıştırıyordu evet çalıştırıyordu. Çok büyük bir oyuncuydu. Türkiye gelmiş geçmiş en iyi yabancıydı. Yani bu anlamda da en büyük futbolcuydu bence. Çok şey öğrendim Hacı'dan. Hı. Hı hı. E, şimdi Arda ile çok özel bir bağınız var. Çok güzel bir abi kardeş ilişkiniz var. Ben bizzat bunu gördüğüm için de biliyorum. Arda İspanya'da çok başarılı bir futbol ortaya koyuyor. Sen e, bir abisi olarak... Yani bir futbolcu abisi olarak dışarıdan Arda'yı nasıl değerlendiriyorsun? Biraz sana da onu soralım. Arda e, yani dışarıdan nasıl görünüyorsa öyle bir adam yani bizler aslında e, bu kadar çok yüzlü insanların arasında aslında içi dışı bir insanlar varsa Türkiye'de işte 3-4 tane gündeme gelen futbolcu varsa onlardan bir tanesi de Arda hı hı. İçi dışı bir arkadaşımız sen de iyi tanıyorsun çok temiz kalplidir çok yardımseverdir ve e, bulunduğu konumun ağırlığının farkında. Şimdi e, başarılarıyla çok övünüyoruz. Yani ben e, işte bir altı ay kadar beraber orada kaldık. Daha geçmişte de aynı takımda milli takımda oynamışlığımız da vardı ama aynı evde kalmak, aynı takımda oynamak, kulüp takımda beraber oynamak daha farklı oluyor. Ben bile Arda'nın çok farklı huylarını orada gördüm. Arda çok yaşına göre olgun bir kardeşimiz ve inşallah önünde çok güzel bir gelecek var. E, i̇şte ülkemizin bayrağını orada e, elinden geldiğince dalgalandırmalı. Elimden geldiğince de bizim ülkemizden futbol adına uzak durmalı ki huzurlu olsun, mutlu olsun. Çünkü oraya gittiğinde bu havayı yakalamak çok kolay değildir. Ona bu değeri veriyorlar, benden net bir şekilde gördüm. İnşallah uzun süredir orada kalır ve ülkemizin bayrağını en yukarılara çekmek adına devam eder böyle çalışıyor. Avrupa'da futbolcular daha mı rahat oynuyorlar? Mental Doğru. anlamda Doğru. soruyorum, teknik anlamda değil. Doğru. Yani sadece sahada iyi top oynadığınızda. Hayatınız çok daha Türkiye'ye göre rahat mı? Çünkü Türkiye'de sahada iyi oynasanız da dışarıda çok sıkıntınız var. Gideceğiniz sorun, yani... gittiğiniz yer sorun, yediğin sorun, içtiğin yani işte sorun. Ya işte bu yetişmeyle alakalı. Çok bunu dert ederseniz kendinize, Avrupalı bir oyuncuyu bu kadar eleştirseler o takmaz kafasına yani. Hayır, Avrupa'da nasıl durum? Avrupa'da şöyle. Avrupa'da bu kadar olaylara ya futbolcuları futbolcuyu e, tabii ki merkezine koyuyorlar bu mesleğin. Ama yani futbol bittikten sonra sen özel hayatında birazcık daha rahatsın yani. Sokağa çıktığında seni sevenler de bunu bu kadar çok göstererek yapmıyorlar sevmeyenler de bizim ülkemizde çok sevenler de bunu net hissediyorlar hissettiriyorlar sana sevmeyenler de çok net hissettiriyorlar yani insana insan olduğu için saygı Avrupa'da biraz daha fazla ee, milli takımla ilgili çok fazla soru var ama ben genel olarak sana şunu sormak istiyorum 2000... şampiyonluğa gelelim abi şampiyonluğu çok az konuştuk peki milli takımı sorayım ondan sonra ee, futbolcuların kendi kulüplerinde gösterdikleri performansla milli takımdaki gösterdikleri arasında ciddi farklar oluyor zaman zaman Türkiye'de. Türkiye'de e, bu neden? Ya burada çok fazla faktör var. Takımın başındaki hoca olabilir. Yani mil takım hocası olabilir. Yani bir futbolcu oraya o hocanın olmasından dolayı kendini daha çok ait hissedebilir. Ki mil takım böyle bir yer değil. Mil takımı her oyuncunun kendini ait hissetmesi gerekir. Ama profesyonel oyuncularız sonuçta. Ama e, milli takımda oynarken bizler özellikle e, futbolcu için söylüyorum bunu için de Çok milliyetçi bir toplum olduğunuzu düşünmüyorum da. Mil takımda ee, milli duyguları çok daha net hisseden oyuncular olduğu için Mil takım'a daha çok hizmet etme isteği olabilir futbolcularda. Bu da çok normaldir Hı -hı. çünkü üzerinizde Türk bayrağı var, ee, bütün bir ülke sizi izliyor, destekliyor. Ee, o yüzden mil takımda biraz performanslar artıyorsa ben buna bağlıyorum. Hem uluslararası anlamda hem Türkiye'de çok fazla hocayla ile çalıştım ve yani birçoğunu tanıyorsun, birçoğundan aldığın şeyler var ben yani kendi fikrimi söylüyorum. Ersun Hoca müthiş bir Fenerbahçe yarattı bu söyle. Bir kere acayip diri, çok canlı, sürekli koşan, ya yani çok e, ayakta bir Fenerbahçe var ki bu çok güzel. E, sizin takım olarak Ersun Hoca ile ilişkilerinizi biraz soralım. Ersun Hoca'nın takıma kattıklarını, sizin şahsi kişisel performansınıza kattıklarını soralım ki şampiyonlukta çok önemli. Bir şey. Tabii ki çok. Yani Ersun Hoca bu ligi yıllarda tanıyan, çok tecrübesi olan, daha önce Trabzonspor gibi büyük bir camia hizmet etmiş, milli takıma hizmet etmiş bir hocamız. Yani e, ben e, takımı iyi Kıvamında da hep tuttuğunu düşünüyorum. Herkese adil davranmaya. Çünkü yani bir hoca için futbolculara tamamen adil olmak çok kolay değildir. Olabildiğince adil olmaya çalışıyordur. Ki bunu iyi başardı ee, Ersun Hoca. Ee, formayı elinden geldiğince hak edene vermeye çalıştı. Takımı bir bütün halde tutmaya çalıştı. O takım içinde e, bazı oyuncuların rollerini çok iyi benimsedi. Çok iyi farkında şekilde e, davrandı. Yani bunun neticesinde de hem taraftar onu çok sevdi. Biz futbolcuya elimizden gelince destek olmaya çalıştık. Ee, en büyük mimarlarından bir tanesi bu başarının. Ee, dediğim gibi yani yıllarda da tecrübesi de var. Bu ligi çok Tabii. iyi bilen bir hoca ee, hocamız. O yüzden e, böyle bir şampiyonluk geldi. E, Türkiye'de hep İstanbul takımlarıyla Anadolu takımları arasındaki performans farkının e, bütçeyle, efendime söyleyeyim harcanan parayla alakalı olduğu söylenir. Ama yanılmıyorum galiba son dönemde Anadolu takımları bunu birazcık değiştiren işler yapıyorlar. Bu sezon e, aslında öyle Anadolu takımı demek de çok doğru değil galiba o takımlar ama hani İstanbul takımları dışındaki takımlar diyelim. E, Trabzon ve Bursa'yı da dahil ederek yani geniş bir spektrumda bakarak söyleyelim. Sen bu sezon Anadolu takımlarının performansını nasıl değerlendiriyorsun? Ve en çok gözüne çarpan yani çok e, önemli bir çıkış yaptı dediğin takımlar hangileri? ya Açıkçası ben... E... Anadolu takımlarının performansını geçmişe göre biraz daha başarısız görüyorum. Yanlış kimse anlamasın tabii. Şöyle genel bir yorum yaptığımız için eleştiri var bunda benim haddime değil zaten ama yani oyuncu kalitesi olarak çok iyi takımlar vardı. İşte Antep gibi, Bursa gibi, Antalya gibi, Gençler Birliği gibi bu takımlar oyuncu olarak çok iyi oyunculara sahipler. Ama ligin sıralamasına baktığınızda çok geride kaldılar. Daha iyi durumda bitirebilirlerdi. Öz eleştiri işte yapmaları gerekir diye düşünüyorum. Özellikle oyuncu grubunun. Ben bir eleştiri yapacaksam burada oyuncu grubuna tabii, tabii. getireyim eleştiriyi. onun dışında yani Türkiye'nin gerçeği aslında Anadolu takımları. Yani şu anlamda gerçeği. Tabii ki yani Türkiye ilk halkı İstanbul geliyorsa ki Türk futbolu dediğinde de İstanbul takımları gelecektir. Bu doğaldır. Bu dükkan nüfusa baktığınızda, takımların bütçelerine, değerlerine baktığınızda, getirilen oyunculara baktığınızda İstanbul takımlarının önünde olması çok doğal. Ama Anadolu takımları o rekabeti yükseltirlerse, o amatör ruhu sahaya yansıtırlarsa o zaman çok daha farklı kaliteli bir lig izleyebiliyor taraftarlar. Bu anlamda bu sene biraz daha sanki performanslarının gerisinde. Bir i̇zleyicimiz diyor ki Ersun Hoca'nın antrenman taktiklerinin ve yöntemlerinin çok farklı olduğu söyleniyor. Futbolcunun daha performansını ve saha içerisindeki dinamizmini arttıracak ekstra performans taktikleri verdiği söyleniyor. Okuduk bunları diyor sezon içerisinde sürekli gazetelerden, televizyonlardan gördük. Bu ne kadar doğru? Emre'nin kişisel performansına nasıl yansıdı bu diye soruyor. Yani aslında baktığınızda futbolun bilimle birleştiği o dönemlerde hep Ersun Hoca'nın ismi geçmişti, geçmişte evet, de. Tabii. Yani bilimsel çalışmalar yapıyor hocamız. Yani oyuncuların vücut yağ kitlelerinden tutun, işte kendi bir orijinimiz var. Yani şimdi ben çok adeleli, kalın adele grubuna sahibim. Bazı oyuncular var daha ince, daha sade bir adele grubuna sahipler. Herkese farklı çalışmalar, farklı ağırlıklarda çalışmalar yaptırdı. Bunun geçmişleri de zaten meyvelerini toplamıştı bu anlamda çok tecrübeli bir isim olduğundan belli ki Fenerbahçe'de çok etkili olmuş çünkü bütün sezon çok diri bir Fenerbahçe. Tabii yaptı. çok diriydi yani burada e, baktığınızda hocanın tabii ki e, vermiş olduğu katkıyı bir kez daha dile getireyim ben çok iyi çalıştırdı bizi İyi hazırladı maçlara ama o coşkuyu yakalama kısmında da oyuncu grubu gerçekten hocaya çok iyi destek oldu. Çünkü çok siz e, çok iyi antrenman. E, yapabilirsiniz. E, çok iyi bir futbolcu grubu olabilirsiniz ama ya, o coşkuyu yakalamazsanız işte e, kaybetmeyi benimserseniz, o zaman istediğiniz kadar kaliteli olun, bu fikstüre puana yansımaz. Ama bu sene bu takım özellikle herkesten çok daha fazla istediğini, herkesten belki çok daha iyi çalışmış olabilir. Ama herkesten çok daha fazla istediğini herkese gösterdi. Bunu konuşalım iste bir ara veriyoruz. Aradan sonra canlı yayında Emre Belözoğlu ile sohbete devam edeceğiz. Bunu ama devam ediyoruz. Canlı yayındayız. Konuğumuz Şampiyon Fenerbahçe'nin kaptanı Emre Berezoğlu. Emre bir izleyicimiz diyor ki ya sürekli Emre'nin sağ içindeki e, tavırlarından bahsediyorsunuz. Aslına bakarsanız Türkiye'de birçok takımda birçok futbolcu var ama her ne hikmetse bu kameralar yayında bir tek Emre'yi görüyor. Kendisine sorar mısınız? Kendisinin özel kameralar üzerine bir çekici bir şey, şey mi var? Bir metal mi taşıyor diye? Bir de espri yapmış. Valla böyle bakıyorum çok yakışıklı bir adam değilim yani. Sen bayağı iyi çıkıyorsun televizyonda. Evet, da sen abi. daha iyisin. Yok estağfurullah. <laughs> Not yani yok, ben sadece sadece seni söyledim yani ben o yani bir futbolcu olarak kendi sağçı profilimi eleştiriye müsait bir profil olduğunu kabul ediyorum. Böyle bir gerçeği de e, yüzleştim. Ama yayıncı kuruluşun bu anlamda adil olmadığını biz artık kendi futbolcularımızla gülerek, bütün Fenerbahçeliler gülerek konuşuyoruz zaten. Özellikle Onlar çekiyorlar yani. özellikle ha, beni çektiklerini düşünmüyorum yani ee, ama hep bana da denk geliyorsa bu, benle alakalı bir şey varsa veyahut benim mevzu emri olduğunda anlat anlat diyorsa yanındakine programı yöneten kişi Başka birisi olduğunda sadece bir kere yayınlayabiliyoruz diyorsa. Burada bir adaletsizlik var. Yani adaletsizliğin olduğu yerde de bizim saygı göstermememiz de doğaldır diye düşünüyorum. Ben çok bu anlamda yayıncı kuruluşun bizle alakalı özellikle tutumunun çok adil olduğuna inanmıyorum bu takım kaptanı olarak ve biz oyuncu grubu olarak bundan rahatsızız çok. Tek Emre de değil. Geçmişte bazı oyuncularımıza karşı da yapılan şeyler var. Neden böyle bir şey olduğunu düşünüyorsunuz peki? Ya özellikle bilmiyorum yani. Burada kişiler belki kendilerini kişisel bir hesaplaşma olarak da görüyor olabilirler. Kimden bahsediyorsun tam olarak? Ya kimseden isim vermek istemiyorum burada. Yani insanları böyle bir e, hedef tahtasına veya çok değerliymişler gibi hissetmek de istemiyorum kimseye. Yani evet. Özellikle benim için ne konuşuyorlar diye de açıp izlemiyorum. Ama i̇şte size karşı bir tavır gibi, olduğunu düşünüyorsunuz. Böyle bir tavır olduğunda bu kulüp çok büyük bir kulüp. Yani işte bizim basınla ilişki sorunlarımız var. Ve bizi hemen haberdar ediyorlar. Şu konuşuldu, bu konuşuldu. Şununla alakalı bak bunu getirdiler. Bunu yorumladılar gibi. Ondan sonra bizim haberimiz oluyor. Ama özellikle gece çıkıp benim hakkımda ne konuşuyorlar diye izleme geri duymuyorum ben. Yani. Ben biliyorum zaten bir hata yaptığımda veya doğru yaptığımda nasıl bir tepki alacağımı ülkede. O yüzden onları izlemek üzere. Şimdi ediyorum. Posta Gazetesi yeni yönetmen Rıfat Ababay sana soruyor. Çok selamlar Rıfat. Abi. Aleyküm selam. Rıfat abi diyor ki, Emre bu performansıyla 40 yaşına kadar oynar. Hacı Çok gibi. Sabir. Kendisi ne düşünüyor? Şu anda futbol kariyerinde bulunduğu noktayı nasıl görüyor? Fenerbahçe'de bırakmak istiyordur muhtemelen diye soruyor. Son sorusu, Başbakan tebrik etmiş mi şampiyonluktan dolayı diyor. <laughs> şey... E... Son sorudan başlayalım o zaman. Evet, Sayın Başbakanımız arada Teşekkür ediyorum. Bütün takım arkadaşlarıma tebrik etti. Baştan sonra aradılar. Evet maçtan sonra aradılar. Teşekkür ederim. Ee, onun dışında yani Gözlüklü amca üzülecek ama bir küçük sene daha istiyor. Değil mi? Röportajdaki insan hala var. Bir daha mukavelem var Fenerbahçe e, Tabii ki her futbolcu en azından bu seviyede oynamış futbolcular... E, büyük takımda bırakmak ister. Ki ben her zaman kendimi şanslı hallediyorum. Hem bu camiye ait hissediyorum kendimi hem de e, e, yani burada çok mutluyum. Burada bırakmak istiyorum futbolu. Ama ne getirir ne götürür gelecek bilemeyiz. Yani bir dakika sonramızın bile ne olacağı malum. Bilmiyoruz. Ben 3 e, sene daha kendime bir rakam da vermek istemiyorum ama o gücü hissediyorum. Oynayabileceğime inanıyorum. Eğer önümüzdeki sene de inşallah Şampiyonluk gelirse, kulübümüzde isterse, inşallah Sayın Başkanımız o zaman yine başımızda olursa o zaman geldiğinde bunlar konuşulur. Ama futbol benim ailemin dışında beni en çok mutlu eden şey futbol oynamak. Futbol oynamaktan keyif alıyorum. Yani insanları mutlu etmek çok güzel bir şey ama burada birazcık daha böyle kendimi düşünerek bir şeyler söylemek istiyorum. Belki bencilce olacak ama ben futbol oynamaktan çok keyif alıyorum. İnsanların beni izlemesinden değil de ben futbol oynamaktan çok keyif alıyorum. O yüzden hayatta 2-3 tane zaten zevk aldığımız şey var. O yüzden de kolay kolay bırakmak istemiyorum. Bırakmadı zaten. Emre, e, şimdi üniversite okuyacağım dedin. Üniversite kazanmak İzliyoruz gibi bir hayal var. İnşallah var. da okursun. Futboldan sonra Emre'nin teknik adamlık kariyeri, hayali var mı? Onu soruyor izleyiciler. Bir antrenör lisansı aldım A lisansı. Şu an zaten bir aktif futbolcunun alabileceği en yüksek lisans bu. Hı hı. Çünkü Pro lisans almak için bir Pro lisans sahibi bir hocanın yanında Ya e, futboldan sonra şimdi yavaş yavaş böyle bir, o mu kapandı. Ya bilmiyorum açıkçası daha futbol oynamak istediğim için yanaşamadım. Ben bizim ülkemizdeki şu an özellikle son dönemde geçmişte bizim abilerimiz yapmış futbolcuların çok başarılı olduğunu görüyorum takımlarda. İşte e, Okan abi Elazığ'da çok başarılı bence. E, i̇şte Tolunay Hoca Karabük'te, e, Mehmet Hoca Gençler Birliği'nde ismin aklıma gelmeyen bir sürü abilerimiz var. Hepsi çok başarılılar e, takımlarında. Hepsi geçmişte de beraber oynadığım abilerim. O yüzden özenmiyor da değilim. Ama e, teknik direktörlük e, belki daha sonra düşünebileceğim bir şey. Önce bir sporun... Yönetim kısmında yer almak gibi bir hayalim, hedefim var. Hı. Onunla alakalı eğitim alacağım. Ama bunun yanında tabii ki e, teknik direktörü diplomalarım da yanında duracak. Ne olur, ne götürür gelecek e, mutlaka e, bir gün karşımıza geldiğinde o durum. Onun kararını veririz. Emre çok teşekkür ediyorum. Şampiyonluk hayırlı ben olsun ediyorum. kaptan. Çok ee, yolunuz ederim. açık olsun. Başarılarınızı da devam ederim. Ben Hı. teşekkür ederim. Çok sağ olun. Burada olduğun için ayrıca çok teşekkür ediyorum. Efendim? Sağ ol, bağ ol. Bunu konuşalım bitti. Önümüzdeki hafta aynı saatte biz yine buradayız. Hoşçakalın.